أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri bizi sınav ve imtihan için yaratmış olduğu bu dünyada muhtelif şekillerde bizi imtihan ediyor. Bazen canlarımızla, bazen duygularımızla, bazen mallarımızla, bazen eşlerimizle, bazen çocuklarımızla, bazen komşularımızla, bazen amirlerimizle, bazen de memurlarımızla bizi imtihan ediyor. Bu dünyada imtihanda olmayan hiçbir kimse yoktur. Üniversitelerde imtihan yapanlar bile, okullarda imtihan yapanlar bile kendileri imtihandadır. Dolayısıyla dünyada aklı başında olduğu halde ve buluğa ermiş olduğu halde imtihanda olmayan hiçbir insan yoktur. Bu imtihan sonucunda da tıpkı üniversitelerde olduğu gibi, diğer imtihan mülakatlarında olduğu gibi kazananlar var, kaybedenler var. Sonuçlar açıklandığı zaman sevinenler var, üzülenler var. Dolayısıyla bu dünyadan ahirete göçerken, her insan emanetini teslim ederken, ruhunu teslim ederken, sonucu kendisine bildirilmiş olacak. Yani dünyadan ahirete göçerken, bir insan iyi veya kötü olarak göçtüğünü bilecek. Kendisine yapılan muamele, kendisini karşılayan meleklerin kendisine söyleyecekleri, onun imtihanı kazananlardan olup olmadığını, kabre girdiği zaman kabrinin cennet bahçesi veya cehennem çukuru olması, imtihanı kazandığının veya kazanmadığının çok açık sonucudur. Dolayısıyla burada imtihanlar yapılır, sonuçlar bir ay, iki ay sonra açıklanır. Ama İnsanın dünya hayatındaki imtihanının bitişi, son nefesini teslim etme anıdır. Son nefesini teslim ettiği an, imtihan bitmiş oluyor. Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Resmi, kesinleşmiş sonuçlar kıyamette açıklanacak. Cenab-ı Hak kulunu aldığı zaman karşısına hesap için, ona resmi, kesinleşmiş sonucunu bildirecek. Ama o zamana kadar münker ve nekir meleklerin soruları ve kabirde tabi tutulacağı muamelelerle iyi veya kötü olduğu, imtihanı kazanıp veya kaybettiği anlaşılmış olacaktır. Kıymetli dostlar, beden ile imtihan edilir insan, bedeni vazifeleri var.
evladıyla imtihan edilir, eşiyle imtihan edilir, komşularıyla, anneleriyle, babalarıyla, çevreleriyle insanlar imtihan edilirler. Her imtihan imtihandır. Sonucunda ya kazanmak var veya kaybetmek var. İmtihanları kazanabilmek için Rabbimizden yardım dilemek lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yol öğrenmek lazım. Kur'an-ı Kerim'e çok kulak vermek lazım. Kıymetli dostlar, bazen kulaklarımızda sıkıntı olabiliyor. Rahmetli babam, Cenab-ı Hak hepimizin ürlerine rahmet eylesin, burada gelip de benim sohbetimi dinlediğinde, sohbetten sonra geliyordu imam odasına, diyordu ki, ya Ali Hoca, bu senin mikrofon teşkilatı iyi çalışmıyor, sohbetin anlaşılmıyor, bir tedbir al, mühendis getir falan diyordu. Ben de diyordum ki, baba, cemaatten şikayet eden yok. Cemaat anlıyor, sen anlamıyorsun. O zaman mikrofon teşkilatında değil de senin kulak teşkilatında sıkıntı var. Yok diyordu, benim kulaklarım iyi. Sıkıntı senin mikrofon teşkilatında diyordu. Sonra doktora gittiğimizde kulakla ilgili doktorun verdiği rapor iyi değil. İşte %80 birisi kapalıdır, bilmem şu kadar da öbürü kapalıdır. Şimdi kulağı işitme gücünü kaybetmiş olan insan zanneder ki konuşan adam sessiz konuşuyor. Mikrofon teşkilatı bozuktur. Halbuki onun kulağı bozuktur. Bazen bazı insanların gözüne katarak iniyor. Baktığı zaman buzlu gibi görüyor karşı tarafı. Göremiyor, yakını bile zor görüyor. Niye öyle? Şimdi buradaki sıkıntı görülen maddede değil, gören gözde perde olması karşıki tarafı görmesine engel oluyor. Demek ki kulak işitme gücünü kaybediyorsa, karşıki tarafın sesine veya mikrofonuna suç buluyor, kendi kulağında olduğunu düşünmüyor. Görmekte sıkıntı var, katarak var gözünde, o gözünde kusuru zannetmiyor, karşıki tarafta sıkıntı olduğunu düşünüyor. Hasta olan bir insanın ağzı tat alma hissini kaybetmiş, baklavayı veriyorsun, tat almıyor. Çok leziz hazırlanmış bir yemekten kaşıklıyor ama olmadı diyor, bu yemeğin tadı tuzu yoktur diyor. Halbuki yemek başkaları yiyor, çok güzel diyor. Bu kadar lezzetli yemek yemedim diyor. O diyor ki bunda lezzet yok. Niye öyle söylüyor? Çünkü onun dilinde tat alma özellikleri hastalığı sebebiyle çalışmıyor. Çalışmadığın için de lezzeti alamıyor. Alamayınca kabahati yemekte buluyor. Dilindeki tat alma duygularının kaybolmasında bulmuyor. Bu verdiğim örneklerin her birisini, her biriniz onaylamışsınızdır. Doğru söylüyorsunuz. Kulak gerçekten eğer işitme gücünü kaybetmiş ise karşı tarafta insan, niye sessiz konuşuyorsun kardeşim, bağırsana falan diyor. Karşı tarafı suçluyor, kendi kulaklarını suçlamıyor. Göremediği zaman kendi gözünü suçlamıyor, karşındakini suçluyor. Tat alamadığı zaman yemeği suçluyor, kendisini, kendi dilini suçlamıyor. Peki kıymetli dostlar, bu verdiğim örneklerden şu noktaya geleceğim. Bize yol göstermek için Kur'an-ı Kerim, o yolu nasıl uygulayacağımızı öğrenmek için, öğretmek için ve izah etmek için de Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştir. Şimdi Kur'an bize anlattığı halde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize gösterdiği halde, eğer bizde olgunluk ve kemalat olmuyorsa, ya kulaklarımızın sağırlığından veya gözümüze katarak indiğinden veya dilimiz algılama, tat alma gücünü, özelliklerini kaybettiğinden dolayıdır. Peki hocam, derseniz ki bizim kulaklarımızda işitme gücünün kaybolması, gözümüzde katarak inmiş olması, dilimizin tat alma duygularını kaybetmiş olması nasıl olabilir? Neyle bunlar kaybedilir
veya kaybedilmez derseniz, eğer bir cümleyle söylemek icap ederse, dünya sevgisiyle bunların hepsi gerçekleşir. Yani bir insanın içinde dünya sevgisi olunca, ahireti unutur, olsa da olur, olmasa da olur. Bugün sabah namazına kalksam da olur, kalkmasam da olur. Ama işe gitmesem olmaz, dükkanı açmasam olmaz. Nasıl oluyor? Dükkana gitmesem olmaz, işe gitmesem olmaz. Namaz kılmasam olur. Oruç tutmasam olur. Bu nedir? Bu nedir? İşte bu dünyaya tapmaktır. Bu dünya sevgisinin kulaklarımızı sağır etmesidir. Bu dünya sevgisinin kalp gözlerimize katarak indirmesidir. Bu dilimizde, kalbimizin dilinde ibadetlerden alıcı tat alma hislerinin dejenere olması demektir. Ne ibadetten zevk alabilir bu insan, ne gerçekleri doğru görebilir, ne de anlatılan vaazları doğru düzgün anlayabilir. Niçin? Çünkü dünya sevgisi insanın kalbine girince, kalbin kulağını sağır ediyor, kalbin gözünü kör ediyor, efendim kalbin dilini, tat alma duygusunu kaybediyor. Şimdi siz dostlarım ve kardeşlerim, cuma namazına erkenden geldiniz, sohbet dinleyelim dediniz, cumayı ihya edelim dediniz. Siz uyuyakalsanız, bir de uyandığınızda cuma namazı vaktinin geçtiğini, camide cumanın kılındığını anlamış olsanız, eyvah deyip dizlerinizi döver misiniz? Döversiniz. Niye? Cuma namazı kılmanın tadına vardınız, olmadığının eksikliğini hissedersiniz. His güçleriniz çalışıyor demektir. Ama siz uyuyakalsanız cuma namazı kazaya kalmış olsa, yani kılamamış olsanız bu üzüntüyü duyarsınız. Fakat cuma saatinde caminin yanından, sağından, solundan trafikte seyredip geçip de camiye gelmeyen insan çok mu? Çok. Adı Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin mi? Evet. Müslüman diye sorsa Müslüman mı? Evet. De. Peki sen uyuyakalsan üzülüyorsun da o uyanık olduğu halde cumaya gelmiyor. O saatte ben lokantamı açacağım diyor. O saatte ben lokantaya yemeğe gideceğim diyor. Sen üzülüyorsun, dizini dövüyorsun uykuya kalıp da kaçırdığın zaman. O niye üzülmüyor? Çünkü senin gördüğünü o göremiyor. Senin cuma namazına gitmemekten doğabilecek olan zararı hissediyorsun ya, o hissedemiyor. O yemeğe gitmezsem karnım aç kalır, o zararı hissediyor. Efendim, yemek saatinde, cuma saatinde lokantayı açmazsam müşteri kaybolur zararını görüyor. Allah'tan çekeceği, hak edeceği cezayı, faturasının kendisine ne olacağını düşünemiyor. Peki, şimdi bu mukaddimeden sonra dersime geçiyorum. Bugünkü dersimizde bir insanın malı ile imtihan edilmesi vardır. Bizim imtihanlarda beklediğimiz nedir? Başarmaktır. Eğer bir imtihan varsa insan imtihana neden girer? Başarmak için girer, başarmamak için değil. Biz başarmak için, imtihanı başarmak için bu dünyadayız. Malımızla, evladımızla, eşimizle, komşularımızla, annemizle, babamızla imtihandayız. Her bir imtihan, diyelim ki bir imtihana gidiyoruz, 20 tane soru vardır. Bir tanesini cevaplandırdık yeter demiyor, değil mi? Kaç tane soru vardır? 100 tane mi soru var? 100 tane sorunun yüzüne de bakıyoruz çünkü iyi bir not almak istiyoruz. Soruları atlaya atlaya gitmiyoruz, sırayla gidiyoruz. Bildiğimiz, cevabını verebileceğimiz her sorunun karşılığına ne yapıyoruz? Doğru cevabı yazıyoruz. Niçin 4 tane, 5 tane şıktan illa arıyoruz, doğrusunu yazmaya çalışıyoruz? Çünkü oradan bir başarı bekliyoruz. Öyleyse 5 tane seçenekten rastgele doldurmuyorsun, doğrusu hangisidir diye arıyorsun, araştırıyorsun, doğru olduğunu bildiğin bir tane varken başkasına cevap ver, başkasını işaretlemiyorsun. Çünkü oradan bir beklentin var, puan bekliyorsun. Peki, kardeşim ya, imtihan kağıdında, pusulasında 5 tane şıkkı olan, bir tanesi doğru olan bir sorunun
cevabında eğer doğruyu biliyorsan illa o doğruyu cevaplıyorsun, işaretliyorsun. Diğer dört tanesine işaret koymuyorsun kazanabilmek için. Peki o zaman dünyada imtihanda olduğunu biliyorsun da neden dünyada imtihanda doğru olduğunu bildiğin şeyi işaretlemiyorsun? Biliyorsun ki beş vakit namazı kılmak doğrudur, kılmamak yanlıştır. Niye yanlışı işaretliyorsun? Biliyorsun ki doğru konuşmak farzdır, yalan konuşmak haramdır. Niye gidiyorsun, yalanı işaretliyorsun? Yani burası gerçekten düşünülmesi gereken bir noktadır. İnsanın malı ile imtihan edilmesi ne demektir? Bu başlık büyük bir başlıktır. Yani altında çok fazla konular girer. Ben çok genel olarak değil, malımızla imtihan edildiğimiz bir yönünü sizinle paylaşmaya çalışacağım. Onu da kısaltarak paylaşmaya çalışacağım. Nedir bu? İnfak konusudur. İnfak ne demek? Bir Müslüman da Allah'a inanan, ahirete inanan, ölümden sonrasına inanan bir Müslümanın elindeki malına nasıl bakması lazım? Elindeki malına Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresinden sonra ilk sure hangisiydi? Bakara suresi. Nasıl başlıyordu? Elif, la, mim diye başlıyordu. Bu elif, la, mim sahifesinde ne var? وَمِمَّا رَسَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ diyor. Ne demek? Bizim verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Demiyor ki Allah Celle Celaluhu kendi mallarından, kendi paralarından harcarlar demiyor. Ne diyor? Bizim verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu burada bize hangi mesajı veriyor? Kulum sen eğer harcıyorsan kendi malını harcamıyorsun. Benim sana verdiğimi, benim rızamı kazanmak için harcıyorsun. Ben sana vermek mecburiyetinde değildim. Ben sana mecbur olmadığım halde verdim. Bu sana verdiğim maldan eğer Allah yolunda benim rızamı kazanmak için infak edersen, harcarsan, işte o zaman takva sahibi, Allah'a karşı saygılı, haddini bilen bir kul olursun anlamında kullanılıyor Bakara suresinin baş tarafında. Yani elimizdeki malı Allah-u Teala'nın bize bir emaneti olarak görmek lazım. Evvela burası çok önemli bir bakıştır. Bu bakış önemli bir bakıştır. Kardeşim, hesapta ne kadar param var? Ne kadar gayrimenkul tapularım var? Hepsini Allah'ın sana bir emaneti olarak göreceksin. Bu görüş evvela temel görüştür. Bunu yakalayamadığımız zaman, efendim, şimdi gömleğimizi düğmeleyeceğimiz zaman aşağıdan başladık düğmelemeye ama birinci düğmeyi yanlış bağladık. Birinci düğmeyi yanlış bağladıysak ondan sonra yukarıdakiler hep ne gelir? Yanlış gelir. Hepsi atlamalı gelir, doğru mu? Biz şimdi burada infak konusunda, mal konusunda birinci düğmeyi dolup doğru bağlamalıyız. Temeli doğru atmalıyız. Elimizdeki malı bizim malımız değil, Allah'ın bize emaneti olarak görmeliyiz. Ve bu mal ile imtihan edildiğimizi bilmeliyiz. Elbette bunun kazanma sürecinde de imtihan vardır. Helalinden kazanılacak, bu önemlidir. Ben o cihetini bir başka derse bırakıyorum. Kazandığımız, helalinden kazandığımız, alın teriyle kazandığımız malımızın bizim elimizde bir imtihan olduğunu bilmeliyiz. En önemlisi, temel dediğimiz nokta, bu malın Allah'ın bize vermiş olduğu bir emanettir. Gerçek sahibi ben değilim, Allah'tır. Gerçek sahibi ben değilim, Allah'tır. Bu temel. Bu temeli iyi oturtmak lazım. Eğer gerçek sahibi ben değilim, Allah'tır dersek, burada Allah için tasarruf kolay olur. Ne gibi? Mesela diyelim ki iyi durumu zengin olan, durumu iyi olan zenginler vardır. Birkaç tane fabrikası vardır, yüzlerce işçisi vardır. Makam arabası vardır, şoförü de vardır. Şimdi makam arabasının şoförü, bu araba benimdir der mi? Onu o kullanıyor.
O götürüyor, getiriyor, hep o kullanıyor. Patron hiç kullanmıyor onu. Peki, o makam şoförü, bu araba benimdir deyip de kendi arabasına tasarruf ettiği gibi onu da tasarruf edebilir mi? Gideyim boyacıya, boyasını değiştireyim, gideyim jantlarını değiştireyim diyebilir mi? Demez. Patron, ben sahibi ben değilim ki. Sahibine der. Sahibi dese ki, bu arabayı Kadıköy'e götür, Üsküdar'a götür, efendim Kartal'a götür, Ankara'ya götür, şuna teslim et, şuraya götür dese götürür mü? Götürür. Niye götürür? Sahibi kendisi değil ki sahibi, patron. Arabanın sahibi diyor ki makam şoförüne, bu arabayı falanca yere götür diyor. Âmenna ve saddakna. Emredersin, baş üstüne diyor, götürüyor. Peki, araba senin olsa, birisi sana götür arabanı falanca yere götür, teslim et dese, o zaman sana ne benim arabamdan dersin yani. Onun için, malımızı doğru görmemiz açısından, paramızı doğru görmemiz açısından, Allah'ımızın bize infakıdır. Gerçek sahibi biz değiliz, Allah'tır. Bu açıyı bir görmek lazım, bu işin temelidir. Bu temeli gördükten sonra malımızı harcamakta iki tane ana unsur var. Mal benimdir deyip de istediğimiz gibi harcayıp israf edebilir miyiz? İsraf edemeyiz. Bunu ben alın terimle kazandım deyip israf edebilir miyiz? Edemeyiz. Allah Celle Celaluhu, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِف۪ينَ Allah israf edenleri sevmez. Demek ki biz malımızla imtihanı kazanabilmek için israf etmeyeceğiz. O ayrı bir boyut, israf başlı başına birkaç ders olur. Peki bir ikinci cihetine geçiyoruz. Malımızı kendimiz için, çocuk çocuğumuz için harcarken düzenli harcayacağız. Bir de infak dediğimiz, yani Allah için harcama düşüncesiyle, duygusuyla, niyetiyle bunu ahiret sermayesine dönüştürmüş olacağız. Şimdi kıymetli dostlar, cebimizde bir 100 lira düşünelim. Biz bu 100 lirayı aldık. Gerçekten ihtiyacımız olmadığı halde ne oldu? Diyelim ki gidiyorsun Çatalca'ya. Orada özel küçük uçak havaalanı pisti vardır. İstanbul'u gezmek istiyorum dersen şu kadar avro veya dolar veriyorsun. İşte yarım saat neyse 45 dakika İstanbul'un üzerinden gezdiriyor seni. Geziyorsun. Tamam. Peki sordum sana şimdi. Verdin 200 dolar. Verdin 200 avro neyse. Nasıl çalıştıklarını tam bilmiyorum. Gezdin İstanbul'u, uçak indi, sen de indi. Ne oldu? Ciddi bir ihtiyaçta bunu harcamadın. Ayakkabı alsan ayakkabı olarak giyerdin, elbise olarak alsan elbise olarak istifade ederdin, yemek yemiş olsaydın midende istifade ederdin. Yani ciddi bir ihtiyaçta bunu harcamadın, sonuçta parayı harcamış oldun. Tamam. Bir insan, düşün ki aynı parayı, işte biz kendi paramızdan konuşalım, 100 TL'yi koydu cebine, evde çocukların şu ihtiyacı vardı, annemin de şu ihtiyacı vardı, babamın da şu ihtiyacı vardı. Bunlar nafakasını temin etmem gereken en yakınlarımdır dedi. Allah için gitti. Manavdan alması gerekenleri, bakkaldan, marketten alması gerekenleri aldı, getirdi. Annesine, babasına, eşine, çocuklarına verdi. Şimdi iki tane para harcama. Birisi tur attı, parayı harcadı. Birisi de ne yaptı? Ya Rabbi bu çocuklar, eşim, çocuklarım, bunların nafakası bana aittir. Annem, babam, ben bunlara ikram etmek mecburiyetindeyim. Ben bunlar için, bunların rızasını, gönlünü kazanmak için bu harcamayı yapıyorum dedi, parasını harcadı. Şimdi bu harcadığı para ahiret sermayesi olarak intikal etti mi ebedi aleme? Etti. İşte burada infak dediğimiz şey nedir? Bir harcama yapıyorsun, bu harcama ahiret hesabına yansıyor. Şimdi gidiyorsun, eline telefonu alıyorsun, telefonda efendim bir ticaret yerine para siparişi yapıyorsun, para havale yapıyorsun, tık 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 tık. Kardeşim senin şeyine, hesabına havale ettim şu kadar para diyorsun. Faturayı ne yapıyorsun? Cep telefonuna tık 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 ödüyorsun. Ya burada para yok ortalıkta.
Tık 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 ödüyor mu? Gerçekten o hesaba geçiyor mu? Geçiyor. İşte sen ve ben, eğer biz Allah rızası için anamızın, babamızın, eşimizin ve çocuklarımızın nafakasını üzerimize aldığımız, mecbur olduğumuz yakınlarımızın ihtiyaçlarını Allah rızası için usulüne uygun gördüğümüz zaman yaptığımız bu harcamalar ne oluyor? Tık 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 ahiret sermayesine geçiyor. Havale yapıyorsun. Nereye? Ahirete havale yapmış oluyorsun. Şimdi infak konusunda, yani Allah için harcama noktasında bir harcama yapıyorsun ki tık 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 öbür aleme hesaba havale ediyorsun. Bunların başında kendi yakınlarımıza yaptığımız infak gelir. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden bir kısmını okuyup bu konunun bir başka nevisine geçeceğim. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz der ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Hayru sadakati mâ kâne an zahri gînâ." Bir insan kendisinin muhtaç olduğu, hanımının ve çocukların muhtaç olduğu bir parayı onlara vermeyip de bir fakire verse doğru yapmış olur mu? Yok. Niçin? Çünkü önce nafakasını üstlendiğin, sorumlu olduğun eşin ve çocukların ihtiyacını göreceksin. Onların ihtiyacını göreceğinden daha fazla imkanın yoksa önce onlara bakacaksın. Onları aç bırakıp dışarıdaki bir dilenciye yardım etmek doğru değildir. Öyleyse bir sadakanın çok faziletli olabilmesi için ihtiyaç fazlası olması lazımdır. وَبْدَعْ بِمَنْ تَعُولُ Sadaka vermeye başlayınca bak bakalım şöyle nafakasıyla sorumlu olduğun yakınların, akrabalarından gerçekten muhtaç olanlar varsa, senin yakınında muhtaç olan, akrabalarında muhtaç olan birisi varsa başkası ona yardım etmez. Nasıl olsa onun akrabası zengindir, o ona yardım eder diye ne yaparlar onu? İhmal ederler senden sebep. Sen de bakmasın tarafına, adam aç kalır. Öyleyse bir insan yakınına sadaka verdiği zaman bir akrabalık bağlarını güçlendirmiş, kuvvetlendirmiş olur. Bir de ihtiyaç sahibi olan bir insanın ihtiyacını görmüş olur. Bu yönüyle beraber bu sadaka diğerinden daha faziletlidir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, Allah yolunda harcadığın para, bir köleyi azat etmek için harcadığın para, fakir ve miskine harcadığın para, bir de aile bireylerine harcadığın para, bunların hepsi Allah için harcanan paralardır. Peki mükafat bakımından en faziletlisi hangisidir? Aile bireylerine harcadığındır. Çünkü onların nafakası senin üzerinde vacip idi. Vacip bir vazifeyi yaptığın için bunun sevabı daha fazladır, diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bir insanın nafakasını temin etmekle sorumlu olduğu çocuğunun, eşinin, eğer muhtaç durumdaysa annesinin, babasının nafakasını vermeyip onları ağlatması günah olarak ona yeter, diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir insanın yakınına, kardeşine, halasına, teyzesine, amcasına, amcasının çocuklarına, böylesine yakınlarına sadaka vermesi soruldu. Dedi ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, normal sadakanın bir mükafatı varsa bunun iki tane mükafatı vardır. Birisi sadaka olması, birisi de akrabaya olmasıdır, buyurmuşlardır. Kıymetli dostlar, Buhari ve Müslim'de rivayet edilen, nakledilen bir hadis-i şerifte Allah Celle Celaluhu biz insanlara şöyle hitap eder: "Ey Adem oğlu, inneke en tebzulel fadle hayrun leke ve en tumsikehu şerrun leke." Malın var, servetin var. Fakat fazlası var. Yani çoluğunun çocuğun nafakasını temin ediyorsun. Hesapta biriktirdin, 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 fazlası var. Diyor ki ey Ademoğlu, o fazladan harcayıp Allah yolunda harcaman senin için hayırdır. Saklayıp tutman senin için şerdir. Hesabını vermekte zorlanırsın.
Halbuki hesapta ne kadar yükselirse insan o kadar hoşuna gidiyor. Ne kadar azalırsa o kadar üzülüyor. Ama Allah Celle Celaluhu, ey Ademoğlu, fazla olarak biriktirdiklerin senin için şer olur. Harcadıkların ise senin için hayır olur. وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ Bir insan yetecek kadar rızkı var. Kimseye ihtiyacı yok. Çoluk çocuğunun nafakasını temin ediyor. Kimseye muhtaç bırakmıyor. Bu adam asla kınanmaz. Ya bu niye çok daha çalışmış, çok daha zengin olmuyor diye asla kınanmaz. Zira kimseye muhtaç değildir. Çoluk çocuğunun nafakasını temin de ediyor. İnsan sadaka vermeye başlayınca önce kendi yakınlarından başlamalı. Veren elin alan elden üstün olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyorlar. Kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, şimdi işin infakın bir başka boyutuna geçiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorarlar, derler ki, adamın birisi gelir der ki, ya Resulallah, eyyus sadakati a'zamu ecran. Yani akraba dışında verilen sadakelerin hangisi mükafat yönüyle daha faziletlidir? Der ki, en tasaddaka ve ente sahihun şahihun takşel fakra ve te'mulul gina. Sağlığın yerinde. Ama içinde cimrilik duygusu var. İçini hiç vermek istemiyor. Sağlığın yerinde. İçinde cimrilik duygusu var. Fakirlikten korkuyorsun. Yani işler düzelir, piyasalar kim bilir yarın ne olacak, hele dur bakalım endişesi var. Ve te'melul gina. İşte daha gencim, yaşayacağım, şeyler olması lazım diye böyle bir beklentin de var. Bütün bu beklentiler içerisinde kalkıp verebiliyorsan en hayırlısı budur. Çünkü nefsin seni sıkıyor, verme diyor. Fakirlik korkusu sıkıyor seni, verme diyor. Zenginlik umudu var, biriktireyim umudu var, düşüncesi var. O da sana verme diyor. Yani ayağından asılan birçok şeytan var. Verme, verme, verme diye. Buna rağmen sağlığın da yerinde, yaşama ümidin de var. وَلَا تُمْهِلْ Şöyle yapma diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. حَتَّى اِذَا بَلَغَتِ الْحُرْكُونَ Vermiyorsun, 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 vermiyorsun. Can geldi, geldi, dizlerden, bele, belden, gırtlağa geldi, dayandı. Şimdi ruhunu teslim ediyorsun. Ölüm anı geldi, şimdi anladın öleceğini. قُلْتَ ediyorsun ki لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا Yani falana şu kadar verin, ölüyor ya, falana şu kadar verin, filana şu kadar verin. Diyor ki Efendimiz, şimdi geçti diyor. وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ Zaten artık onlar senin değil, birilerinindir, senden başka birilerindir. O zamana imhal etme, geciktirme, vereceklerini sen kendin zamanında ver. Bir büyüğümüz oğluna diyor ki, oğlum ben ölürsem falanca yere, falanca kursa, falanca camiye işte şuradan verirsiniz, buradan verirsiniz diye tavsiyede bulunuyor. Oğlu da camiden, yatsı namazından sonra babasıyla beraber yola çıkıp eve giderken el feneri kullanıyor. Bir tane el feneriyle ikisi geliyor. Oğlu şimdi babasını öne geçirdi. El feneriyle kendisi arkada kaldı. Sadece kendisi göreceği kadar yolu aydınlatıyor. Babası yolu görmüyor. Oğlum diyor, ben görmüyorum ki yolu diyor. Sen diyor el feneri sadece kendine kullanıyorsun diyor. Baba diyor, ben bunu bilinçli yaptım. Eğer sen kendi önünü aydınlatmak istiyorsan, o zaman el fenerini kendin kullanacaksın. Sen diyorsun ki ben öldüğüm zaman falanca yere ver, sen kendin versene. Sen kendin niye vermiyorsun da bana havale ediyorsun? Eğer sen ahiretini aydınlatmak istiyorsan, sen hayattayken vereceksin. Ben öldükten sonra ver. Sen niye öldükten sonra veriyorum? Ver, verilecekse sen ver. Ondan sonra çocuklar diyor ki, babamız akıllı adamdı, verilmesi gerekseydi kendisi verirdi. Bize havale etmezdi, babamız akıllıydı diyorlar. Onlar da vermiyorlar. Senin vermediğini evlat hiç vermez.
Diyorlar ki ya Resulallah, bir başkası soru soruyor. Ya Resulallah, sadakanın hangisi faziletlidir? Diyor ki, burası da önemli. Cuhdül mukilli. Bir insanın çok fazla malı yoktur. Parası çok fazla değil. Ama çoluk çocuğunun nafakasını temin edecek kadar işte var. Bunun üzerinde çok fazla parası yoktur. Az olduğu halde o azdan gene vermeliyim deyip de verebiliyorsa, çoktan değil azdan verebiliyorsa, o azdan verenin verdiği az olarak kabul edilmez. O en faziletli sadakalardandır diyor. Bunu bir sonraki hadis-i şerif daha güzel izah ediyor. Nese'inin naklettiği hadis-i şerifte diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir dirhem 100.000 dirhemi geçmiştir diyor. Ne diyor? Bir dirhem 100.000 dirhemi geçmiştir diyor. Yani birisi bir dirhem veriyor Allah için, birisi 100.000 dirhem veriyor. O bir dirhem 100.000 dirhemden daha sevap oluyor, mükafat, fazileti fazla oluyor. Dediler ki ya Resulallah, bu nasıl olur ki? Birisi bir dirhem veriyor, birisi 100.000 dirhem veriyor. Adamın bir dirhemi öbür adamın 100.000 dirheminden daha faziletli oluyor. Bu nasıl olur? قَالَ الرَّجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّكَ بِهِ. Adamın cebinde iki tane dirhem var. Baktı, bu bir dirhem bana bugün yeter dedi. Öbürünü de vereyim fakire dedi. İki dirhemi vardı, birisini verdi. وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ. Bir başka adam ki, o zengin mi zengin, malının, mülkünün haddi hesabı yoktur. فَأَخَدَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِئَةَ اَلْفٍ. O 100.000 dirhem aldı ama malında bir çöp kadar değil, o kadar zengin. O 100.000 dirhem aldı, فَتَصَدَّكَ بِهَا. Fakirlere, fukaralara, yetimlere verdi. Birisi 100.000 dirhem verdi, birisi bir dirhem verdi. Adamın bir dirhemi, öbür adamın 100.000 dirheminden daha fazla mükafat temin ediyor. Neden? Çünkü adam verirken iki dirhemden bir dirhemini verdi, yarısını verdi. Öbür adam belki yüzde birini vermiştir. Sahip olduğunun yüzde birini vermiş. Sahip olduğunun yarısını verenle sahip olduğunun yüzde birini veren arasında mükafat bakımından fark vardır. Öyleyse iki kişi 50'şer lira vermiştir fakirlere. Camiden çıkarken kasaya iki kişi 50 lira vermiştir. İki kişi 50 lira vermiş ama birisi patron, birisi işçi. Şimdi işçinin verdiği 50 lira ile patronun verdiği 50 lira ikisi rakam olarak aynıdır. Parayı topladığın zaman 100 lira yapıyor. Ama mükafat olarak ahirete yansırken ikisi 50 lira olarak yansımıyor. O asgari ücretle veya ona yakın ücretle geçindiği halde 50 lira veren insanın 50 tane 100 tane işçi çalıştıran bankadaki hesapları veya sahip olduğu gayrimenkul veya menkul değerleri fazla olduğu halde 50 lira veren insanın mükafatı öbürüyle, öbürü bununla kıyaslanamaz diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de Münafıkun suresi var. 1,5 sayfalık bir suredir. Oradaki bir ayeti kerimesinde sonuna doğru Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki: "Ve enfiqu mimma razaknakum." Kullarım, benim size verdiğim rızıklar var. Sahip olduğunuz değerler benim size verdiğim değerlerdir. Dolayısıyla benim size verdiğim rızıklardan infak edin. Onuncu ayet oluyor. Münafıkun suresinin 10. ayet kelimesi. Ve enfiqu mimma razaknakum. Bizim size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Min qabli en ye'tiye ehadekumul mevt. Sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce. Ölüm ansızın gelecek. Ondan sonra yapacak hiçbir şeyiniz kalmayacak. Ölüm ansızın gelip size çatmadan önce gittiğiniz ahiret yolculuğunda, mezarda, ötesinde, sırat köprüsünde, cennette muhtaç olduğunuz
makamları, mevkileri kazanabilmek için yapılması gereken harcamaları Allah için yapın. Ölüm geldiğinde ne olacak? Ben size söyleyeyim diyor Allah Celle Celaluhu. Feyakule diyecek. Eğer ölüm gelmeden önce yapılması gereken cömertliği harcamayı yapmayıp hep biriktirmeye çalışırsanız, böyle keser gibi hep yontmaya çalışırsınız kendine doğru. Keser gibi yontar. Keser çünkü hep bu tarafa doğru yontar, değil mi? Hani onun için büyüklerimiz ne demişler? Demişler ki, olma rende gibi hep sana, hep sana. Olma keser gibi hep bana, hep bana. Ol testere gibi bir sana, bir bana, bir sana, bir bana. Demek ki rende gibi hep sana, hep sana dersen sende bir şey kalmaz. Keser gibi hep bana, hep bana dersen ahirette bir şeyin olmaz. Ne yapmak lazım? Testere gibi bir sana, bir bana, bir sana, bir bana demek lazım. Diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, feyekûl, eğer hayattayken sahip olduğunuz değerleri keser gibi hep kendinize yontar, fakiri, fukarayı, yetimi, yoksulu gözetmezseniz, ölüm geldiğinde pişman olacaksınız. Çünkü o malı götüremeyeceksiniz, hesabını götüreceksiniz. Feyekûl, bu sefer diyeceksiniz ki, Rabbi, ey benim Rabbim, levla ahharteni ila ecelin garibin, bana biraz daha, biraz daha fırsat vermez misin? Alma canımı. Azrail aleyhisselama talimat ver, geciktirsin benim ölümümü. Az daha fırsat istiyorum. İla ecelin garib, çok uzun süre istemiyorum. Diyeceksiniz diyor, Allah diyor bunu. Münafıkun suresinin 10. ayeti kerimesi. Peki kulum, ben sana fırsat versem, biraz daha fırsat versem ne yapacaksın? Niçin benden fırsat istiyorsun? فَاَصَّدَّقَ Ben keser gibi hep kendime yonttum. Biriktirdiğimi benim zannettim. Şimdi giderken bunların hiçbirisi benimle gelmiyor. Anladım ki şimdi ben başkasına çalıştım. Halbuki benim bu yolculukta ihtiyacım var. Senden fırsat istiyorum ki فَاَصَّدَّقَ Bol bol sadaka vermek istiyorum. Ahiret sermayesine dönüştürmek istiyorum. Beni Sırat Köprüsü'nden karşıya geçirecek, cennette yüksek makamlara ulaştıracak bir harcama yapmak istiyorum. Ve ekün mine salihin, ve senin salih kullarından olmak için ömür istiyorum. Başka hiçbir şey için süremin uzatılmasını istemiyorum. Demek ki ölüm geldiği zaman insan Allah'tan süre isterse ne için süre istemiş olacak? Allah'ım, ben keser gibi yonttum, yonttum, hep kendime yonttum zannettim ama meğer ben kendime değil, başkasına yonttum. Şimdi anladım onu, bana biraz daha süre verirsen kendi elimle beraber bunlardan gerektiği kadar sadaka vereceğim. Ve yaptığım yanlışlardan tövbe edeceğim. Bunun için senden fırsat istiyorum der. Peki 11. ayet-i kerimede cevaben ne verilir, ne denir? Sûrenin son ayeti. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا Hiçbir kimsenin eceli geldiğinde asla Allah onu tehir etmez. Ne kadar yalvarırsa yalvarsın, imtihan bitmiştir, sûre bitmiştir, zil çalmıştır. Bundan sonra sorulara cevap verme hakkınız kalmamıştır. Ya geçtin, ya kaldın. Vallahu habirun bima ta'melun. Münafıkun suresi 11, efendim, 12. ayet-i kerime. Şimdi bu konuda, kıymetli dostlar, bir mümin imanından aldığı o manevi haz ile infak konusunu, mal konusunda sahip olduğu malı değerlendirme noktasında efendim nasıl değerlendirmelidir, nasıl bakmalıdır? Şimdi şöyle bir fasit bir misal vereyim size. Cebinizde atıyorum 500 bin TL paranız olsa, duysanız ki Kütahya'da, Kastamonu'da efendim veya bir başka yerde normal değeri 2 trilyon olan, 2 milyon olan bir arsayı adam sıkışmış 500 bin liraya satıyor. Bana ne? Demezsiniz. Madem bunun gerçek değeri 2 milyondur, ben bu parayı iyi bir değerlendireyim dersiniz.
Yani gerçek değerinden ucuza satılıyorsa ben bunu kaçırmayayım, elimdeki parayı değerlendireyim derse sizin aslında o arsaya ihtiyacınız yok. Ama parayı değerlendirmek için almak istersiniz. Adam buradan atlıyor uçakla bir başka yere gidiyor. Orada bir düşeş bir araba bulmuştur. Onu alıp oradan geliyor. Ta buradan oraya araba almaya gidiyor. Niye? Onu biraz daha ne bulmuştur? Ucuzu bulmuş. Alıyor, geliyor buraya satacak. Buradan aldığını satarsa 1000 lira kar edecek. Oradan aldığını satarsa 3000 lira, 5000 lira kar edecek. Onun için buradan oraya gidiyor. Adam akıllı, karını düşünüyor. Güzel de kardeşim, burada 1000 lira kar yapabilmek için, 2000 lira kar yapabilmek için buradan Kastamonu'ya gidiyorsun, Kayseri'ye gidiyorsun, Sivas'a gidiyorsun, Trabzon'a gidiyorsun. Ah kardeşim be! Evinden kalkıp camiye gidip namaz kılamıyorsun. Ne kazanacağını biliyor musun be? Ne kazanacağını biliyor musun? Bunun adı dünyaya tapmaktır, dünyaya tapmaktır be! 2000 lira için buradan Sivas'a gidiyorsun, burnunun dibindeki camiye gidemiyorsun. Bunun adı dünyaya tapmaktır be! Makama, mevkiye tapmaktır bu. Başka hiçbir şey değildi kardeşim. Hiçbir şey değildi. Şimdi bu konuda Aleyhissalatu vesselam Efendimizin tavsiyelerine kulak verelim. Rabbim bana da size de anlayabilecek, duyabilecek kulak nasip eylesin. Bu çok önemli. Kulaklarda eğer sıkıntı varsa, duyma kabiliyetini kaybetmişse nasıl duysun? Bu kulak var ya, şu kulak, bunun dışında bir de kalp kulağı vardır. Bu göz var ya, bunun dışında bir de kalp gözü vardır. Bu dil var ya, bunun tat alması var ya, bir de kalp dilinin tat alması var. Neden birileri namazdan tat almıyor? Neden siz namazdan tat alıyorsunuz, buradasınız? Bu saatte lokantasını açıp gelsin müşteriler deyip cuma namazını ihmal eden var mı? Var. Kapatıp camiye gelen var mı? Var. Birisi orada müşteriden tat alıyor, birisi camide namazdan, ibadetten tat alıyor. Neden öyle? Çünkü birisi putlaştırmış dünyayı, parayı putlaştırmış, tapıyor dünyaya, mala, servete tapıyor, apartmana, arabaya tapıyor, makama, mevkiye tapıyor, şehvetine, nefsine tapıyor. Zannediyor ki bunlar insanı kurtaracak. Kardeşlerim, bakın sağınıza, solunuza, hiç sağınıza, solunuza bakmanıza gerek yok, bana bakın yeter. Ben gençliğimde böyle değildim, sakallarım beyazladı. Efendim, yani baktığınız zaman ihtiyarladığımı hepiniz fark ediyorsunuz. Sağınıza solunuza baktığınız zaman bir takım saygıdeğer büyüklerimiz ne oluyor? Abbas yolcu, gidiyorum, gidiyorum diyor. Bunların hepsi gidiyorum, gidiyorum diyor. Elimizde değil, sen de gidiyorsun kardeşim, ben de gidiyorum. Mesele gitmek değil, elinde değil. Gitmek, gitmemek senin elinde değil. Nasıl gidiyorsun? Mesele burası. Nasıl gidiyorsun? Kefene dürdüler seni. Kefene dürdüler seni. Ne var kefenin içerisinde? Affedersiniz, işkembe içerisinde, işkembe dolu birisi var. Mesele o değil. Kefenin içerisindeki et kemik değildir. Ne götürüyorsun ahirette? Ne hazırlığın var? Allah'a arz edeceğin neyin var? Mesele burası. Biriktirdim, biriktirdim. Başkaları bacak bacak üzerine, belki de kadeh kaldırarak, belki de efendim haydan gelmiş huya gider ki halk arasında bir tabir vardır. Kim bilir nerelerde batak olarak harcayacak, kumarda vesairede harcayacak. Ama sen bunu harca, kazanırken kolay kazanmadın ki. Neden giderken götürmüyorsun ki? Neden giderken götürmüyorsun? Sen kazandın bunu. Neye götürmüyorsun? Lazım olmayacak mı sana Sırat Köprüsü'nü geçmekte? Mizanın başında tartıya girdiğinde lazım olmayacak mı sana? Lazım olacaksa bunu götüreceksin kardeşim. Ne demiş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Komşusu, ben başladım, siz bitirebilirsiniz. Komşusu açken tok gezen bizden değildir diyor. Aç olan komşunun seni ilgilendirip ilgilendirmediğinin kararını sen verme. Peygamber versin sallallahu aleyhi ve sellem. O açken sen toksan diyor, bizden değilsin. Evet. Ebu Musa radıyallahu anh diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Alâ kulli müslimin sadakacı. Her Müslüman ahiret sermayesi yapması lazım. Sadaka vermesi lazım.
فَقَالُوا يَا نَبِيَ اللّٰهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ Peki adam, yok veremiyor. Bulamıyor, vermek için elinde imkanı yok. Ne yapacak? قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّهُ O zaman çalışsın. Eliyle bir takım işler yapsın. Yaptığı işten kendisi de istifade etsin, başkası da istifade etsin. Yan yatmak yok, çamura batmak yok. Çalış kardeşim o zaman. Eline bir iş yap. Yaptığın işten kendin de istifade et, başkaları da istifade etsin. قَالُ فَيْلَّمْ يَجِدْ Peki yapacak bir iş bulamazsa ne olacak? قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ Darda kalmış birisine yardım eder. Yani birisine yardım eder. Darda kalmış birisine yardım eder. Bir düşkün elinden tutar, bir hastanın elinden tutar, otobüsten inecek bir yaşlının elinden tutar, çıkacak bir yaşlının elinden tutar. O da bir sadakadır diyor. Kıymetli dostlar, Buhari ve Müslim'de nakledilen bir hadis-i şeriflerinde Aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Rabbim bana şöyle buyurdu. Siz ümmetime duyurmak üzere Rabbim bana şöyle buyurdu. Ey Ademoğlu! Enfik, unfik aleyke. Sen Allah için, Allah rızası için harcanması gereken yerlere harca. Harcarsan ben de sana veririm diyor. Eğer sen benim için verirsen, fakire, fukaraya, yetime, yoksula, Allah yoluna verirsen, ben de sana veririm. وَقَالْ يَمِينُ اللّٰهِ مَلْآ سَحَّاءُ لَا يَغِيظُهَا شَيْءٌ اَلَّيْلَ وَالنَّهَارِ Allah'ın size ihtiyacı yok ki. Allah'ın hazineleri dopdoludur. Dünya kurulduğu günden bugüne kadar veriyor, 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 bitmedi ki. Niye Allah senden istiyor ki? Fakire fukaraya sana ver diyor. Niye kendisi vermiyor? Diyor ki Allah Celle Celaluhu, benim ihtiyacım yok kullarım. Benim hazinelerim doludur, bitmez, tükenmez. Ben imtihan ediyorum sizi. Verebilecek misin, veremeyecek misin? Paraya mı tapıyorsun, mala mı tapıyorsun, Allah'a mı tapıyorsun? Senin tapınağın ne, ilahın ne, tanrın ne? Her giden Allah'a gidiyor. Ne yapmaya gidiyor? Piknik yapmaya gitmiyor değil mi? Her giden Allah'a gidiyor. Kullu nefsin daikatul maut summe ileyna turcan. Herkes ölümü tadacak. Sonra bana geleceksiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Hepimizin gideceği yer Allah. Ne yapmaya gideceğiz Allah'ın huzuruna? Piknik yapmaya mı gideceğiz? Yok. Ne yapmaya gideceğiz? Hesap vermeye gideceğiz. Sınav sonuçlarını almaya gideceğiz. Kıymetli dostlar, ezan-ı Muhammed'i okundu. Şöyle toparlayayım o zaman. Dünyada bir sınava girerseniz, üniversite sınavlarına girerseniz, sonuçlar 2 ay sonra, 3 ay sonra belli olur. Tamam, bitirdiniz üniversiteyi. Bekle bakalım. Ondan sonra bir iş için müracaat edeceksin. Başka bir sınav açılacak da. Onlar güvenlik soruşturması yapacaklar. Kadroda yeterli yer bulursan işte alacaklar. Bekle babam, bekle derler ya, bekle. Bak kardeşim. Dünyada sınav, Allah'ın sınavı son nefeste biter. Ruhunu teslim ettin mi? Sınav bitti. Sonuçlar? Hiç beklemeye gerek yok. Bak kardeşim. Sen son nefesini teslim ettin. İmtihan bitti mi? Bitti. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu adam ruhunu teslim eder etmez, ona hemen perde açılıyor. Cennetten bir perde, cehennemden bir perde. Eğer iyi bir insansa, yani imtihanı kazandıysa daha doğrusu, önce cehennemden bir yer gösterilir kendisine. Eğer imtihanı kazanmasaydın gideceğin yer burasıdır. Burası idi. Çünkü insan dünyaya gelirken her insan için cennette de bir yer ayrılmıştır, cehennemde de bir yer ayrılmıştır. Her insanın cennette de protokolde yeri var, cehennemde de yeri var. Diyor ki, ruhunu teslim etti. Ederken, eğer bu insan imtihanı kazanmış birisi ise, önce cehennemden bir yer gösterilir kendisine. Eğer imtihanı kazanmasaydın, gideceğin yer burasıydı denir kendisine. Ama sen imtihanı kazandın, şimdi gideceğin yer burasıdır denir kendisine, cennete yer gösterilir kendisine. İmtihan sonuçları belli oldu mu?
Gideceği yerde belli oldu mu? Belli oldu. Kabre girdiği zaman ne oluyor? Cennet bahçesine girer gibi giriyor. Gözünün görebildiği kadar kabri kendisine genişletiliyor. Cennet nimetleri gelmeye başlıyor kendisine. Bakın hemen semeresini, iş almak için, iş bulmak için, sonuçlarını elde etmek için beklemeye gerek yok. Ölürken belli oluyor. Kabre girerken cennet bahçesine giriyor. İmtihanı kazanamadı. Ne olacak? Ona önce cennetten yer gösterilir. Sınavı kazanabilseydin gideceğin yer burasıydı. Maalesef kazanamadın. Şimdi gideceğin yer burasıdır değil, cehennemden gideceği yer kendisine gösterilir. Ah kardeşim. Onun için diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölen insan tapuda konduğu zaman dostlarının omuzlarına alınıp da evinden götürülmeye başlandığı zaman ailesinden, çocuklarından ayrılıyor. Fakat eğer o insan imtihanı kazandığını bilen bir insansa diyor ki evden gidiyor, eşinden, ailesinden, çocuklarından uzaklaştırılıyor. Ama diyor ki kaddimuni kaddimuni, dostlar götürün beni, götürün, bekletmeyin beni. Gidiyorum ben Rabbime, cennetime gidiyorum. Haydi götürün beni de. Sonuçlar belli oldu çünkü. Nereye gideceği belli oldu. Eğer sonuçlar öbür türlü belli olmuşsa, cehennemdeki yer kendisine gösterilmişse, o da diyor ki dostları tarafından alınıp götürüleceği zaman ya veylete fe eyne tukaddimuni, vay size vay, beni nereye götürüyorsunuz, nereye gideceğimi biliyor musunuz, beni nereye götürüyorsunuz der diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşim be, sen de ben de sonunda ruhumuzu teslim edecek miyiz? Edeceğiz. Tapuda koyacaklar mı? Koyacaklar. Evimizden kaldırıp dışarı çıkaracaklar mı? Çıkaracaklar. Ne demek istiyorsun? Beni bir an önce götürün götürün diyenlerden mi olmak istersin? Yoksa vay vay beni nereye götürüyorsunuz diyenlerden mi olmak istersin? Bu sınav sonuçlarına göre belli oluyor. Sınav sonuçlarında kazananlar ne diyorlar? Bir an önce beni götürün diyorlar. Kazanıp kazanmamak senin benim elimdedir. Allah hepimize yardım eylesin. Rabbim her birimizi sınavı kazananlardan eylesin. Kendi yolunda harcanması gerektiği gibi usulüne uygun bir şekilde harcamayı yapabilmeyi, cimrilik hastalığından kurtulabilmeyi, hayattayken cennetimizi hazırlayabilmeyi, ruhumuzu teslim ederken, kabre girerken cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Lillahi'l-Fatiha.